Ensadect Solutions'tan herkese selamlar. Şimdi sizlerle birlikte bir kötü boot block yazılmış BIOS kurtarma sistemini deneyeceğiz. Biliyorsunuz floppy disketimiz ile veya CD-ROM'dan bir DOS ortamı başlatırsak burada bir kurtarma işlemi gerçekleştirebiliyordu. Peki biz bunu flash bellekle nasıl yapabiliriz? Çünkü burada bir USB aygıt bulunamadı uyarısı vermekte. Uygun bir FAT32 formatlı USB flash bellekte fabrikasyon ROM dosyasını yerleştirirsek acaba arka portlara takılı bir şekilde kendini kurtarabilecek mi onu göreceğiz. Bunun için öncelikle yardımcı bir bilgisayara ihtiyacımız var. Yardımcı bilgisayarımız da burada. Buna biliyorsunuz daha önce hız aşırtma yaptığımız bir videoyu açılır karttan erişebileceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir loop var, sürekli kaynak aramakla meşgul kendisi. Bir tane CD-ROM denemesi yapacağım ama her şey... Ekran kartı BIOS güncellemesi için hazırladığım daha önceki bir DVD'yi içeriye yerleştiriyorum. Daha doğrusu CD. İçerisinde DOS ortamı var. Peki burada acaba işe yarayacak mı onu görelim. Checking CD-ROM diyor. Gördüğünüz gibi CD-ROM'u tespit ettiği CD-ROM SATA'ya bağlı idi ve gerçekten de içerisinde P5QLE ROM'un olmadığını söyledi. Bu durumda biz flash belleğin içerisine P5QLE isimli bir ROM bırakırsak bu işlemi CD-ROM'dan da gerçekleştirebilir veya flash bellekten gerçekleştirebiliriz. P5QLE isimli dosyamı FAT32 formatlı multi-boot flash belleğinin içerisine koydum. Şimdi flash belleği çıkartıp arkadaki USB porta takacağım. Şu anda yaptığım denemede USB aygıtını buldum. USB aygıtının içinde dosya bulamadı. Çünkü ben farklı bir USB aygıtı buradaki porta taktım. Arkadaki aygıtı tanımamış oldu. Şimdi bu flash bellek içerisindeki ilk başlatılabilir alana bu dosyayı koymayı deneyeceğiz. Çünkü bunun içerisinde macOS X yükleyicisi var. Clover bootloader'ın olduğu yere dosyamı yerleştirdim ve şimdi bu natif bir şekilde boot edilebilir flash belleği kasaya direkt takacağız. Şimdi USB aygıtımızı bulmalı ve dosyayı da görmeli. Bakalım neler olacak. USB 1.1 standartında veya COM port seri bağlantı hızında bir okuma gerçekleştiriyor. Bu işlemler yürürken klavyemizde herhangi bir çalışma durumu söz konusu değil. PS2'ye bağlı olsa da klavye çalışması söz konusu değil. Çünkü klavye denetleyicisi BIOS ile birlikte çalışmakta ve şu anda o kısım devre dışı. Gördük ki FAT16 ile biçimlenmiş olması gerekiyor flash belleği. FAT16 ile biçimlendirdikten sonra sorunsuz bir şekilde kart okuyucu dahi kullansanız. Üzerindeki SD bellek 512 MB'tı. Oradan dosyayı okudu. Silmeye ve programlamaya başlamış durumda. Ve şu anda yükleme bitti. Gücü kesin ve tekrar açın diyor. Ve böylece ilk açılışı da gerçekleştirerek anakartımız çalışır hale gelmekte. Şu anda görebiliyorsanız bazı ufak Türkçeleştirme denemelerini okuyabilirsiniz. Daha sonra bunların üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya devam edip bazı açılmama sorunlarını
Wait yazısında kalma problemlerini giderdiğimiz ileriki rehberlerde görüşmek üzere. Facebook'tan takip edebilirsiniz bizi ayrıca. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.